Yerli ve milli teknolojiyle gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayiinde tarihi bir dönüm noktasını geride bıraktı. Türkiye'nin savunma elektroniğindeki lider kuruluşu Aselsan'ın başındaki isim olan Haluk Görgün, Türkiye'nin artık S-400'lere ihtiyacı kalmadığını resmen ilan etti. ABD'nin Patriot vermemesi üzerine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye, Rusya'nın S-400'ünden daha yetenekli bir sistem geliştirdi. Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün, Milliyet Gazetesi yazarı Abdullah Karakuş'a açıklamalarda bulundu ve yaptığı açıklamalar kapsamında hava savunma sistemleri üretiyoruz. S-300 ve S-400'lere ihtiyacımız yok. Bunlara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Bizim vazifemiz bu diyen Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün, Türkiye Cumhuriyeti'nin siper hava savunma sisteminin tek bir araçla füze fırlatma olayı olmadığını belirterek, bir haberleşme istasyonu, arama radarı var. Bu radar etrafta size doğru gelen bir füze var mı diye sürekli çalışıyor. Bir kontrol merkezi de var. Atış kontrol ünitesi ve merkezi var. Füze fırlatma sistemi var. Dost düşman tanıma sistemi var. Bu sistemde 12-13 tane kamyon var. Yani devasa bir sistem ürettik açıklamasında bulunan Aselsan Genel Müdürü, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık Rus üretimi S-400'lere ihtiyacı kalmadığını resmen ilan etti. Bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti, hava savunma konusundaki eksikliklerini kapatmak için öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasından hava savunma füzeleri talep etmişti. Ancak Türkiye'nin bu talebini olumlu bir şekilde cevaplamayan Batı dünyası, Türkiye'nin hava savunmasının açık kalmasını istiyordu. Amaçları Türkiye'nin hava savunmasının zayıf tutulması ve olası işgal harekatlarına karşı Türkiye'nin elinin zayıflatılmasıydı. Ancak Türkiye bu duruma daha fazla katlanamazdı. Acilen hava savunma sistemlerine ihtiyacı vardı. Özellikle Suriye'de patlak veren savaş sonrası sınırlarımız içerisine düşmeye başlayan füzeler bu konudaki aciliyeti giderek arttırmıştı. İşte bu kapsamda Batı devletlerinin taleplerini karşılamadığı Türkiye Cumhuriyeti, Rusya'dan döneminin en güçlü ve gelişmiş hava savunma füze sistemi olarak bilinen S-400'leri satın almak için talepte bulundu ve bu talebi olumlu olarak karşılayan Rusya, 2019 yılında S-400'leri Türkiye'ye sevk etmeye başladı. Bu tarihten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil olan S-400 hava savunma sistemleri, 400 kilometre mesafedeki düşman hedeflerini tespit ve imha etme konusunda dünyanın en gelişmiş hava savunma platformlarından birisi olarak biliniyordu. Ancak bir sorun vardı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması sonucunda Türkiye'ye ağır ambargo ve yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Bize hava savunma sistemi satmayan Amerika başta olmak üzere Batı ittifakı, başka bir devletten hava savunma sistemi aldığımız için bize ambargo ve yaptırımlar uyguluyordu. Türkiye Cumhuriyeti ise dik duruşunu korudu ve S-400'leri Batı devletlerinin istediği şekilde envanterden çıkartmayacağını ve envanterde tutacağını ilan etti. Ancak bir yandan da başka devletlerin silah sistemlerine bağımlı kalmadan, bir daha böyle bir duruma düşmeden kendi hava savunmamızı gerçekleştirebilmemiz için gerekli olan teknolojiler üzerindeki çalışmalara da start verilmişti. Bu kapsamda Hisar projesinin A ve O versiyonları, yani orta irtifalı Hisar O, alçak irtifalı Hisar A sistemleri hızlı bir şekilde tamamlanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırıldı. Çok alçak irtifadaysa Korkut gibi, Sungur gibi hava savunma çözümleri de milli kaynaklarla üretildi. Bir tek eksiğimiz kaldı. O da uzun menzilli hava savunma sistemleri. Aselsan Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamasıyla beraber artık ihtiyacımız kalmadığı anlaşılan S-400'lere muadil bir platformu üretmeyi nihayet başarmış durumdayız. Adı da Siper. Türkiye Cumhuriyeti'nin ürettiği, yerli ve milli kaynaklarla envantere girmeye hazır hale getirilen uzun menzilli hava savunma füzemiz Siper, gerçekleştirilen test atışlarında 100 kilometrenin üzerindeki bir mesafeden düşman hedefi imha etmeyi ve 12'den vurmayı başardı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazır hale getirildiği ilan edildi. Siper projesi, bloklar halinde geliştirilen bir proje. Siper'in envantere girecek olan 100 ila 150 km menzil değerindeki blok 0 olarak adlandırılan versiyonunun
Bu sene içerisinde şanlı Türk ordusuna kazandırılması beklenirken, siper füzesinin 200, 300, 400 ve daha uzak mesafelere ulaşabilecek diğer bloklarının her geçen sene daha hızlı bir şekilde geliştirilerek şanlı Türk ordusunun envanterine kazandırılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir daha tarihi boyunca hava savunma teknolojisi konusunda başka devletlere rica minnet etmek zorunda kalmaması sağlanacak ve böylece Türkiye Cumhuriyeti ne S-400 ne de Patriot, ben kendim yerlisini üretiyorum diye tüm dünyaya rest çekmiş olacak. Savunma sanayi bugün, eğer bağımsız olmak istiyorsanız sahip olmanız gereken en önemli şey. Bağımsız bir savunma sanayine sahip olmayan ülkeler, başka devletlerin emirlerine ve komutalarına itaat etmek zorunda kalıyor. Yoksa savaş uçağından, hava savunma füzelerinden, silah sistemlerinden mahrum bırakılarak, ambargo ve yaptırım silahlarıyla diz çöktürülen devletler, başka devletlerin ve genellikle süper güçlerin piyonları haline getiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti ise bu oyunu bozdu. Türkiye Cumhuriyeti artık başka devletlerin hiçbir şekilde kendi iç işlerine karışmasına, global siyaset arenasındaki kararlarına müdahale edilmesine izin vermiyor. Bunun için de tamamen bağımsız bir savunma sanayi teşkil edildi ve devletimizin sınırsız desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonları altında şu an 750'den fazla savunma sanayi projesi eş zamanlı bir şekilde devam ettiriliyor ve Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayinde 22. yüzyılın teknolojilerini bugünden geliştiriyor. Bugün milli ve yerli kaynaklar kullanılarak uzun menzilli hava savunma füzeleri, 5. nesil savaş uçakları gibi pek çok teknolojiyi geliştiren ve envantere almaya hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti, gelecek yüzyılın silahları olarak gösterilen elektromanyetik toplar, insansız deniz araçları ve denizaltılar ve özellikle lazer silahları konusunda yaptığı yatırımlarla dünyanın dikkatini üzerine çekmeye ve aynı zamanda dünyanın en gelişmiş silahlı insansız hava araçlarının bir numaralı üreticisi olmaya devam ediyor diyelim. Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Kim bu vatan için bir taş üstüne taş koyuyorsa Rabbim hepsinden razı olsun diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.